Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Bu evin hali ne böyle? Tarık o kızla kavga etmiş. Yani nedenini bilmiyorum ama çok kötü görünüyordu. Bak göreceksin Buse. Bu iş olmayacak. Tarık o köylü kızını da aradığını bulamayacak. Tamam da bu evin hali ne? Sen yaptın bütün bunları. Evet tatlım. Meltem, sen cidden kafayı yedin artık. Aksine akıllandım. Ya Buse, niye anlamıyorsun? Tarık şu an boşlukta. Benim onu hemen teselli etmem lazım. Bunun içinde ne gerekiyor? Bir bahane. Baş başa kalabilmek için. Nasıl olacak o iş? İzle ve gör. Tarık. Tarık ben çok kötüyüm. Evet eve hırsız girmiş. Ne olur gel, çok korkuyorum. Tamam. Tamam ama acele et Tarık, ne olur. Pes Meltem. Vallahi pes. Evinizde içeridelerdi yani. Evet. Yani böyle çorap gibi bir şey geçirmişlerdi suratlarına. Kusura bakmayın, ben çok korktuğum için hatırlayamıyorum tam olarak da. Boy poz peki? Ya da aklınızda kalan belirgi bir özellikleri? Biri böyle şişmandı. Ama bayağı şişman. Diğeri de uzun. Çok uzun, böyle bir 90 boylarında falan. Yabani gibi biriydi. Anladım. Şansınız varmış. Size zarar da verebilirlerdi. Sağ olun. Amirim bir bakabilir misiniz? Meltem. Tarık. İyi ki geldin Tarık. Çok korkmuştum. Senden başka arayacak kimsem de yoktu. Kusura bakma. Tamam. Geçti artık. Bir sakin ol sen ilk önce. Ne oldu? Nasıl oldu? Anlat bakalım. İşte eve girdiğimde içerideydiler. İki kişilerdi. Zaten beni gördükleri zaman direkt üstüme saldırıp kaçtılar. Ben de başımı şuraya vurmuşum. Allah'tan Buse geldi. Buzla kompres yaptı da morluk falan kalmadı. Ya neyse ki verilmiş sadakan varmış Meltemciğim. Karşılaştınız diye öldürebilirlerdi. Allah korusun. Yani neler duyuyoruz, görüyoruz. Aynen öyle Meltem. Şanslıymışsın. Bir an ama. Böyle adamlarla göz göze geldik Tarık. Tamam dedim Meltem. Bu adamlar kesin seni öldürecek. Ben bu travmayı nasıl atlatacağım? Tamam Meltem. Geçti artık, tamam mı? Sakin ol. Atlatacaksın zaten. Zor olacak ama atlatacaksın. Bak hem yalnız değilsin, yanında bizler varız. Sağ ol Tarık. Çok sağ ol. Ben bir polislerle konuşayım. Tarık. Bırak işlerini yapsınlar. Ben senden başka bir şey rica edeceğim aslında. Gel, otur şöyle. Tabii ki. Neymiş? Tarık, ben artık bu evde kalamam. Nereye baksam adamlar çıkacakmış gibi hissediyorum. Peki o zaman, ne yapabiliriz? Diyorum ki, bir otele mi yerleşsem? Yani şu korkum geçene kadar bana yardımcı olur musun Tarık? Ya ben de halledebilirim ama baksana hala ellerim titriyor, kendime gelemedim. Tamam. Bir otel ayarlarız sana, sorun değil. Ama önce benim şirkette birkaç imza atmam lazım.
Onları halledip çıkarız, bir otele götürürüz seni. Tamam. 5 dakika bekler misin? Hazırlanayım. Bekliyorum. Ben de yalnız bırakmayayım malum. Ay Melta, sen niye konservatuar okumadın ya? Çok ciddi soruyorum. Bu nasıl bir oyunculuk? Tarkin andı vallahi. Benden kaçmaz. Show daha yeni başlıyor. Dur. Tarık herhalde hırsızlık mağduru zavallı bir kızı otel odasında tek başına bırakacak kadar gaddar değildir. Elbette benimle kalmayı kabul ediyor.